Herkese merhaba. Yaklaşık 3 aydır yeni bölüm yükleyemiyorum ve sizlerden çok fazla yorum ve mesaj aldım. Öncelikle ilginiz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere bir dağ köyünde yaşıyorum ve kışları burada çok sert geçiyor. Bu kışta özellikle diğer kışlara göre bayağı sert geçti. Dolayısıyla da burada çok fazla çekim yapamadım. Biraz kendi işlerime ağırlık vermek istedim ve bu kışı biraz bu şekilde geçirdim. İzmir, Bodrum, Ankara gibi, İstanbul gibi iş seyahatlerim oldu ve görüşmelerim oldu. Sonrasında araziye döndükten sonra tam çekimlere başlamıştım ki bir salgın çıktı vücudumda. Önce ishal ve kusma, ardından da yorucu bir süreç yaşadım. Yaklaşık 2 hafta zaten bu sürdü. Tam kendimi toparladım. Sonrasında bu gördüğünüz alan için bir çalışmaya başladım. Buraya güzel bir oturma alanı yapmak istiyordum. Şimdi birazdan görüntüleri gireceğim. Bu arkamda bir kaya kütlesi çıktı ve orayı kırarken bu sefer de belimi sakatladım ve yaklaşık 1 aydır hiçbir şekilde işlem yapamıyorum. Daha yeni yeni yürümeye başladım. Daha yeni yeni hareket edebilir ve bir şeyler yapabilir hale geldim. Ama sizlerden o kadar çok yorum geldi ki bir bilgilendirme videosu hazırlamak istedim ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Aslında şu an yaptığım birçok şey var. Fakat çekimler yarım kaldığı için bölümleri tamamlayamadım. Rahatsızlığımdan dolayı önceden çektiğim videoların montajını da yapamadım. Hayatta bazen her şey planladığınız gibi gitmez. Önce başladığımda ufak taşlarla karşılaştım burayı kazarken. Kökler çıkıyordu. Kök parçalarını temizlemek, bir yandan taşları temizlemek, bir yandan da burayı düzeltmek biraz zorlayıcıydı. Ama şimdi neredeyse böyle granite dönüşmüş bir kütleyle karşılaştım ve gerçekten de bayağı zorladı. Ama burayı hayalimdeki gibi görmek istiyorum. O yüzden de bu engele takılmayacağım. Beni zorlasa da bu kütlenin buradan kalkmasını istiyorum ve burayı pürüzsüz bir şekilde düzeltmek istiyorum. 3 gündür aslında burayı düzeltmekle uğraşıyordum. Biraz da kıştan çıkmanın verdiği bir hamlık var. İlk başta bayağı yoruldum. 2 gün dinlenmek zorunda kaldım. Sonra tekrar çalışmaya başladım. Belim gene rahatsızlandı. Şimdi de burayı düzeltmek için en sonunda dedim ki bari yapıyorken kayıt alayım. Çünkü bir yandan çekim yapmak, bir yandan da işleri yapmak gerçekten yorucu oluyor. Neyse biraz soluklandım. Devam edeyim. Bu kütleyi buradan çıkarmak istiyorum. Hatta şu bayağı böyle çıkacak gibi bir hale geldi. Önce şunu bir zorlayayım bakayım çıkacak mı? Buraya birbirine kitleyen önemli bir parçaydı bu. Bu çıktığı için şimdi kalınlığını çok daha kolay çözebileceğim diye düşünüyorum. Çünkü birbirine geçerek sertleşmeye başlamış. Ve sanki birkaç bin yıl daha dursaymış bir granit olacakmış gibi. Genelde MR görüntülemesi yapılamadığı için Bandırma Devlet Hastanesi'ne geldim. Fakat burada çok enteresan bir durumla karşılaştım. Gerçekten trajikomik. 1 saat yol geldim buraya ve onca acıyla tam sıram geldi ve daha önce açık kalp ameliyatı geçirdiğim için kalp kapakçığım metalik olduğundan MR'a giremeyeceğimi söylediler. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum açıkçası. Zaten çok zor böyle bir durumda tek başına hareket etmek. Bir de bulunduğumuz yerde sağlık sistemi eğer yeterli değilse, bu gibi problemlerle uğraşıyorsanız iyileşmek daha da zorlaşmaya başlıyor. Çünkü
buraya gelmek için bir yolculuk yapmak zorunda kaldım ve bu beni yordu. Şimdi tekrar geri dönmem lazım. Bu da beni yoracak. Yani aslında tedariden ziyade daha da sağlığıma zarar vermiş oldum bir yolculuğu yaparak. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Şimdi tekrar Gönen Devlet Hastanesi'ne gideceğim. Bakalım orada doktor ne diyecek. Gönen Devlet Hastanesi'ne geldim fakat doktor izinliymiş. Açıkçası ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Biraz da keyfim kaçtı açıkçası. Ne yapacağını bilememek çok kötü. Çözümsüzlük de çok kötü. Bakalım. Görüşürüz. Şimdi ben hem size anlatayım hem de Onur var karşımda. Tokyay Bahçe'ye geldim. Gerçekten kafam karıştı. Ne yapacağımı bilemedim. Dedim birazcık da Onur'la bu konuyu birazcık şey yapayım, irdeleyeyim. Onur da teknolojiyi biliyor, anlıyor. O, uzak değil bu konular ona. Beni çok iyi anlayacağını düşünüyorum. Onur ne haber? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sence sağlık sistemiyle ilgili teknolojik ne yaşıyor olabilirim ya Onur? Yani tabii ucu çok açık bir soru ama. Biraz öyle oldu. Dur şunu şöyle nasıl yapsak ikimizi de alır. Sen şöyle gel. Giriyorum şu an. Belimi sakatladım, tamam mı? Evet. Ondan sonra doktora gittim. Önce dediler ki ya bu kırık çıkık var mı falan. Dedim ya bir yere çarpmadım, düşmedim, bir şey yok. Hani kırık çıkıklık bir durum yok. Peki verelim radyasyonu, verin dedim. Verdiler radyasyonu. Bir şey yok. Sonra ilaç verdiler bize de dediler, düzelmedi. Daha çok ağrıyınca bu sefer de beyin cerrahine gittim. Dedim ki ya hocam durum böyle. Dedi ki ya anlattıklarım ve hikayeden dedi bel fıtığına benziyor dedi. Sen de bir MR çektir. Dedi ki MR lazım dedi ki hani görelim orada ne var ne yok falan. Ondan sonra tabii Gönen küçük yer burada MR yok dediler bandırma. Bu sabah kalktım bandırmaya gittim bir saat yol ağrılar içerisinde böyle aaaa gittim böyle. Görüntüler var ya onları izleyebilirsiniz. Boş konuşmuyorum. Ondan sonra tam bana sıra geldi. Ondan sonra benim kalp kapakçığım metalik. Burada 1,5 tonluk mıknatıs var dedi. Seni dedi parçalar dedi falan. Şimdi sorumuz şu. Biliyorsun ki E-Devlet üzerinde bütün sağlık sistemi kayıtlı. Evet. Doktor bütün geçmişini görebiliyor. Yani şimdi buradan Gönen'deki sevgili doktoru eleştirmek istemiyorum ama 15 saniye sadece önündeki ekrana baksa aslında benim orada bütün geçirdiğim rahatsızlıklar, bütün şeyler söz konusu. Hani doktor bunu yapmadı diyelim. Yani biz madem bu elektronik sisteme geçmişiz, şöyle basit bir kural ya, if else yani hani. Hani ben MR randevusu almak istiyorum ve sistem bakıyor diyor ki ya arkadaş sen 2017'de açık kalp ameliyatı geçirmişsin yani senin metalik kapakçığın var. MR için birinci kuralda metalik kapakçığın varsa çekemezsin. Dolayısıyla sen kuralları yerine getirmiyorsun deyip daha baştan randevunun oluşmaması lazım. Yani koşulları sağlıyorsa var. Sonuçta bütün kayıtlar yok mu? Var. Yani hani hadi doktora da bakmasın. Doktor da bakmasın yani. Onun zorunluluğu da olmasın yani. Hani eğer doktor beni MR'a yönlendiriyorsa sistemin demesi lazım ki ya arkadaş yani düşün mesela böbrekle ilgili bir şey diyor ki sana gidip böbrek filmi çektir diyor. Diyorsun ki ya ben böbreğim yok. Yani bulunamadı. Ben de böbrek yok yani. Neyini çekti? Sen çektir Gönen'i falan. Böyle kilitlendim. Şimdi düşünüyorum ne yapsam acaba diye. Dedim bu konuyu bir dillendireyim. Belki birileri duyar da yani hani oturup oraya basit bir tane şey girerler değişken. Hani. Arkadaşlar olsun çocuğum ya. Uygulamaya geçmesi. Evet yani sistem var mı var ama ne kadar kullanıyoruz işte. Sana ne olacak? Hı? Sana ne olacak? Giremiyorsun. Ha dediler ki git doktoruna söyle. Sen MR çekilemezsin. Doktoruna git söyle dedi de hani bir alta kata in falan değil yani. Bir saat gönlüne geri gel. O şekilde bir de. O şekilde bir de. Neyse bir saat geri geldim. Doktor nerede? Doktor izinli. Sisteme tamamen özet alsın şu an. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Su içiyorum.
ağır kesicilerimi aldım. Yani ama şöyle bir durum var. Acıyı hissetmiyor olmanız acının olmadığı anlamına gelmiyor yani. Hani dolayısıyla aslında ben şu an hala acı çekiyorum. Sadece onun baskılamış durumdayım yani. Bu konu ne zaman çözülür onu da bilmiyorum. İçerikler gelmiyor diyorsunuz ama gelemiyor yani. Bu arada MR çekilmemesiyle ilgili şöyle de bir durum var. Aslında kalp kapakçığım MR'la uyumlu. Ve 2020 yılında Bandırma Devlet Hastanesi'nde geçirdiğim motosiklet kazası sonrasında dizim için MR çekilmiştim. Oradaki görevlilere söylememe rağmen daha önce ben burada MR çekildim diye inatla bunu kabul etmediler. Tomografiye girmişsindir dediler. Bandırma Devlet Hastanesi'nden tekrar Gönen'e geldiğimde doktorun izinli olduğunu gördüm ve o gün gerçekten moralim çok bozuktu. Zaten izlediğiniz videolarda göreceksiniz. Bandırma Devlet Hastanesi'nin önünde çektiğim videoda gerçekten hem canım çok sıkkın hem moralim çok bozuk ve ne yapacağımı bilemiyorum. Amacım kesinlikle sağlık sistemini ya da doktorları kötülemek değil. Sadece yaşadıklarımı paylaşmak istiyorum sizinle. Çünkü bu rahatsızlık sürecinde tek başına hareket ederken bir de bu gibi öngörmediğiniz problemlerle karşılaşmak sizi gerçekten çok kötü etkiliyor. Ertesi gün tekrar Gönen Devlet Hastanesi'ne gittim ve doktorla görüştüm. Kendisine bu sebeplerden ötürü MR çekmediklerini ama aslında kalp kapakçığımın MR'a uyumlu olduğunu ve bunun aslında e-nabızdan bakılarak yani e-devlette sağlık sisteminde daha önce MR çektiğimin kayıtlarının olduğunu da kendisine ifade ettim. Yoğunluktan mıdır, başka sebeplerden midir bilmiyorum ama kendisi ilaç tedavisine devam etmem gerektiğini ve eğer düzelme olmazsa tekrar gitmemi söyledi. Ben de kendisine doktor bey sadece bir ağrı kesiciyle krem verdiniz ve bununla nasıl bir tedavi uygulayacağız? Sizin MR istemenizin nedeni bel fıtığından şüphelenmenizi dedim. O da dedi ki ilaçlarını kullan sonra tekrar gel. Aradan geçen zaman neticesinde yavaş yavaş iyileşmeye başladım. Fakat tabii ki bu benim için çok sancılı olmaya başladı ve bir yandan da doktorun içime ektiği şüphe tohumu büyümeye başladı. Acaba gerçekten bel fıtığım mı var ya da başka bir problem mi var diye endişeler içerisine girdim. Şu an çok daha iyiyim. Bulunduğum yer küçük bir yer. Burada özel hastane yok. Bandırma'da da bir tane özel hastane var. Onu da araştırdım. Hem puanı çok düşüktü hem yorumlar çok olumsuzdu. O yüzden de gene devlet hastanesine gitmeyi tercih ettim. Bu arada geçen sürede bir de Saraybosna gezim oldu. Orada da çok güzel bir bölüm çektim aslında. Fakat rahatsızlıktan montajını tamamlayamadım. En kısa zamanda Saraybosna gezisiyle ilgili de bir video hazırlayıp yayınlayacağım. Orada piramitler çok enteresandı. Saraybosna'da piramit olduğundan bile haberim yoktu açıkçası. Özellikle drone'la piramitlerin en üstüne kadar yükseldim ve oradaki görüntüleri aldım. Sonra piramitin içinde mağaralarda bir gezintimiz oldu. Orası da bambaşka bir deneyim oldu. Saraybosna'yı beğendim açıkçası. Çok güzel yerleri var. Ama çok fazla anlatmayayım. Onunla ilgili çektiğim bölümü yayınlayacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Şu an neler yapıyorum? Şu an burada yarım kalan yaparken sakatlandığım yarım kalan yeri tamamlayacağım. Oraya güzel bir oturma yeri yapmak istiyorum. Bu sol tarafıma güzel bir açık mutfak yapmak istiyorum. Şu an arazinin girişine bir bahçe kapısı yapıyorum. Onunla da ilgili bölüm bitmek üzere. Çekimlerine devam ediyorum. Yakında onunla da ilgili bir bölüm gelecek. Aslında daha önceden çektiğim bir iki bölüm daha var. Onların da ne yazık ki montajını yapamadım. Artık yürüyebiliyorum. Yani uzun süre bastonla hareket ettim. Gerçekten çok zorlayıcı bir süreç oldu. Yaklaşık bir iki haftadır da korse ile geziyorum. Çelik korse ile. Bu belimin ağrısını biraz alıyor. Çalışırken de daha rahat çalışabiliyorum. Şu an çok daha iyiyim. Tekrar çekimlere başladım. Yakında videoları montajlayıp bölümleri girmeye başlayacağım. Fakat size bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Her şey yolunda. Umarım daha iyi olacak. YouTube'u bırakmadım. Buradayım. Sağlığım yerinde. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle.